Ezarfenin torunları, bu milletin çocukları, tasarlayıp yarınları kuşattılar semaları. Tüm öğretmenlerime, tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ben programıma başlamak için size slide şeklinde, çok zamanınızı almak istemiyorum, sunu şeklinde götürmeye çalışacağım. Şu şekilde başlatayım. Bir saniye. Hocam ekran geldi mi? Hocam ekran geldi. Sadece sunum küçük gözüküyor. Tam ekran yapacaksanız. Şimdi tamam. Evet, ben okulumuzla ilgili kısa bir bilgi vereyim ya da şuradan başlayayım. Teknofest'te TÜBİTAK çalışmalarına nasıl başladık? Okulumuz buna nasıl karar verdi? Bununla ilgili bilgi vereceğim. Okulumuz Meram İmam Hatip Ortaokulu, Meram bölgesinde 2018 yılında açılan bir okul, fiziki anlamda çok güzel fakat maddi yetersizlikleri olan bir okul. Henüz kendimizi toparlayamadık. İçinde bizim de bir Teknofest TÜBİTAK atölyelerinin olmasını temenni ediyorduk ama henüz öyle bir imkan elde edemedik. Biz de ileriki günlerde diğer arkadaşlarımız gibi öğrencilerimizle atölyemizden sunu yapmayı arzu ediyoruz. Ben size öncelikle Teknofest TÜBİTAK eğitimlerine nasıl başladık, niye nasıl katıldık, bununla ilgili bilgi vermek istiyorum. Meram Belediye'miz İmam Hatip Ortaokullarından, özellikle o yılki LGS'de başarı yapmış İmam Hatip Ortaokullarından seçmiş olduğu öğrencilerden 3'er kişilik bir ekip tespit ettiler. Okulların bu elde seçmiş oldukları öğrencilerle biz sistem eğitimi yaklaşımıyla proje tabanlı robotik eğitimi vermeyi düşündük. Ve öğrenciler burada bu eğitimleri alırken genellikle günlük yaşam problemlerini çözmeye, uygulamaya yönelik eğitimler almasını arzu ettik. Bu konuda sistem eğitimlerini ben üstlendim. Robotik eğitimlerinde Konya Yapay Zeka Derneği'nin görüşlerini aldık. Onlar bize bu konuda herhangi bir ücret talep etmeden öğrencileri sonuna kadar destekleyeceklerini söylediler. Kesinlikle metin tabanlı yazılım üzerinde Arduino eğitimi almamızı önerdiler. Biz de böylelikle öğrencilerimize sistem eğitimiyle birlikte Arduino eğitimi almalarına başladık. İkisi bir arada olduğu için de eğitimimizin adına Sistem Robotika ismini verdik. Öğrencilerimiz eğitimi başladığı ilk andan itibaren burada gördüğünüz gibi takımlar halinde çalışmaya başlattık ve tüm yaptığı uygulamaları mutlaka günlük yaşam problemine çözüm üretecek şekilde uygulamalarını sağladık. Yani eğitimin ilk gününden öğrencilerimiz takım ruhunu vermeye çalıştık. Her takımda üçerli öğrenci şeklinde öğrenciler burada takımın yazılımcısı, montajcısı ve tasarımcısı şeklinde görev dağılımını daha ilk günden yapmaya çalıştılar. Burada da gördüğünüz gibi eğitim aldığımız yer küçük bir bilgisayar laboratuvarıydı. Biz kendi okulumuzu, Meram İmam Hatip Müdürümüz sağ olsun, biz öğretmenler odasını tahsis etti. Uygulama proje hazırlıklarında biz öğretmenler odasını kullandık. Şubat tatili sürecinde, pandemi sürecinde öğretmenler odasından faydalandık. Şimdi size öğrencilerimizin bu eğitim esnasında yaptıkları birkaç örnekten bahsedeceğim. Burada bir otonom garaj uygulaması, yani öğrenci nem sensörünü yaparken yağmur, garajın kapısı yağmur yağarken kapanıyor, yağmur yağdıktan sonra geçtikten sonra açılıyor şeklinde bu takımın bir tanesinin çalışması. Tüm takım farklı mühendislik tasarımı yaptı. Bunlar hepsi aynı anda birbirleriyle tartışarak projelerini sundular. Burada da
Yine bir otonom tenis maçı görüyoruz. Şöyle sesimi kapatayım. Öğrencilerimiz robotlarıyla bu tenisleri yarıştırmaya başladılar. Daha eğitimin ilk anlarında aynı anda yarış modunu da yaşamış oldular bu şekilde. Burada da yine aynı şekilde tekli tenis maçı yapan robotlarını yapmış olduk. Eğitimleri bu şekilde devam ederken öğrencilerimiz 2020 yılında TÜBİTAK ve Teknofest yarışmalarına katılmak istediler. Takımlar halinde tüm öğrencimiz bu yarışmadan faydalanmak istedi. Biz de bunları sonuna kadar destekledik. Burada Kübra öğrencimiz TÜBİTAK 2020'deki projelerini oluştururken yine aynı dönemde pandemi süreci başladığı için öğrencilerimiz normalde bu projelerini huzur evlerinde test yapacaklardı. Ancak kendi imkanlarıyla anneannelerinde, babaannelerinde, çünkü yaşlarla ilgili bir projeydi. Daha sonra Kübra kızımız size bu konuda bilgi verebilir. Bunu bu şekilde tasarladılar ve 2020'de biz Konya bölge finaline 3 dalda katıldık. Yani 3 dalda da bir Konya bölge finali elde ettik. Bunlardan biyoloji dalında bölge birinciliği, fizik dalında bölge ikinciliği ile 2020 yılı TÜBİTAK'ı tamamladık. Bu şekilde 2020'de Türkiye finaline yine katılma şansı elde ettik. Yine aynı yıl takımlarımız 2020'de Gaziantep Teknofest finalinde iki finalist takımla eğitim teknolojileri dalında finalist oldular ve buradan Türkiye ikincisi olarak takımımız döndü. Biraz sonra arkadaşımız buradaki projesi hakkında size bilgi verecek. Bu ikinciliğimiz de çok böyle milimetrik bir puanla gitti ama sağlık olsun. Öğrencilerin oradaki yaşadıkları tecrübeler her şeye değiyor. Evet, burada Teknofest Gaziantep'te öğrencilerimiz projelerini Selçuk Bayraktar abilerine sunarken, evet, ortam çok güzel, gerçekten öğrencilerimiz için mükemmel bir ortam. Bir haftalık süreçte öğrencilerimiz inanılmaz derece değişiklik hissediliyor. Onların konuşmaları, büyükleriyle, bakanlarla görüşmeleri ufuklarını açıyor. Döndükten sonra gerek aileler, gerekse öğrenci, kendisini tamamen öğrencilerini bile tanıyamadıklarından bahsediyorlar. İnşallah tüm İmam Hatip okullarımız bu yarışmalara katılma hakkını elde edebilirler. Bu konuda biz elimizden gelen desteği vereceğiz. Evet, burada 2020'deki ödül anında Gaziantep'te ödül törenindeyken takımlarımız tek tek çıkma şansını elde etti. Bu da gerçekten çok güzeldi. Fakat İstanbul kalabalık ve yoğun olduğu için burada biraz sonra sergileyeceğim. Daha kalabalıktı. Şuradan kısaca size heyecanı anlamanız adına. Evet hocalarım, gerçekten buraya çıkmak ayrı bir farklı bir dünyada oluyorsunuz. Hele hele öğrenciler çıktığı an kendinden geçiyor diyebilirim. İnşallah hepimiz bu duyguyu yaşarız. Evet, Teknofest'ten döndükten sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Zehra Sümrüt Selçuk Hanımefendi Kübra kızımızla irtibata geçerek Kız Çocukları Dünya Bilim Günü programı Konya'da gerçekleştirilmişti. Buraya konuşmacı olarak Teknofest tecrübelerini paylaşması için çağrıldı, davet edildi. Biz de birlikte iştirak ettik.
Öğrencimiz gerçekten alkışlanarak dinlendi. Onun da videosunu biraz sonra öğrencimiz size paylaşacak. Şimdi 2020 yılını bu şekilde kapattık. Tabii öğrenciler bunu tattıktan sonra, yani bilimsel sürecin içine girdikten sonra durmak istemiyorlar. 2021 yılında da hocam biz yine TÜBİTAK Teknofest'e hazırlanmak istiyoruz, katılmak istiyoruz dediler. Ve 2021'de biyoloji, fizik ve teknoloji tasarım dallarında biz Konya finaline katıldık. Burada bir saniye hocalarım. Evet, yanlış yerde olduğumu zannettim bir an önce. Öğrenciler ilk etapta yarışmaya katılmadan önce bir proje konusu belirlemek istediler. Bilimsel değeri olanları karar verdik. TÜBİTAK yarışmalarında biliyorsunuz ki bilimsel araştırmalar önemli. Yani TÜBİTAK bilimsel araştırma süreçlerine önem veriyor. Teknofest yarışmalarında ise uygulanan teknoloji daha önemli. Yani Teknofest'te mühendislik tasarım süreçleri ön plana çıkmakta. Biz de eğitimlerimizde öğrencilerimize her iki alanda da eğitim vermeye çalıştık ve hala da eğitimleri devam ediyor. Bu şekilde konularımız belirlendi, çalışmalarımıza başladık. 2021 yılında Konya finaline, biyoloji ve fizik dalında TÜBİTAK yarışmasına iki finalist olarak çıktık. Burada fizik dalında bölge birinciliği, daha sonra Türkiye birinciliğini öğrencilerimizden bir tanesi aldı. Bu da bizi ayrıca sevindirdi. Şurada okulumuzda Meğan Belediyesi'nin Koridor Kütüphanesi, TÜBİTAK Kütüphanesi oluşturma projesinde Hasan Mandal, Profesör Doktor Hasan Mandal Beyefendi açılışına geldi. Biz de okulumuzda yapıldığı için öğrenciler burada projelerini sergilediler. TÜBİTAK'ta dereceye girmiş, Teknofest'te 2021 yılında dereceye girmiş takımlarımız projelerini sergilediler. Gerçekten çok beğendi, ilgilendi. Öğrencilerimizin bu projelerini patentle destekleyeceklerini, aynı zamanda bu üç projemizin tüm bilim merkezlerine kazandırılması için talimat verdi. Ve bu konuda bir öğrencilerimi ayrıca sevindirdi. Çünkü yaptıkları ürünleri başka yerlerde görmek onları da mutlu ediyor. Evet, biz 2021'de Teknofest'te 5 finalist takım olduk. Bunlardan 3 tanesi kendi takımımız, 2 tanesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ndeki SGE evlerinde kalan çocuklar neden böyle yerlere gelmesinler, neden onlar bu yarışmalarda kalmasınlar diye onlara da destek verdik. O çocuklarımızdan da 2 takımımız 2021 İstanbul Teknofest'inde finalist olarak katıldılar. Biz 2021 yılında eğitim teknoloji dalında Türkiye birinciliğiyle döndük. Buradaki biraz sonra öğrencilerim bu konuda size çalışmalarını anlatacaklar. Evet, burada da 2021'deki ödül töreni, evet az önce gösterdiğimizde takım olarak çıktık demiştim. Burada çok fazla yoğunluk olduğu için İstanbul'da tüm ilkokul, lise, ortaokul, üniversite birinci, ikinci, üçüncülerini aynı anda çıkardılar. Burada bizim öğrencilerimiz, diğer öğrencilerim yan tarafta. Çünkü çok ani çıkıyorsunuz ve çabuk geçiyor bu an. Ama yani unutulmayacak kareler bırakıyor gönlünüzde. Yine burada kendi takımım, tabii bazı takımımın öğrencileri gidemedi. Teknofest özellikle 2 yıldır öğrenci kısıtlamasına giriyor. Takımımın bazı öğrencileri imkansızlıklardan gelemediler. Orada olan öğrencilerimiz de bu karelerimizi paylaşabildik. Evet, ben burada diğer arkadaşlarıma öncelikle süreci başlatmak için takımlarının oluşturulmasını, takımlar halinde eğitim sürecinin verilmesini tavsiye ediyorum.
Proje konularını takım halinde belirlemelerini istiyorum. Çünkü öğrenci olayın içinde olduğu zaman bütün konuya hakim olabiliyor. Teknofest ortamında tamamen sunum öğrencilerle yapılıyor. Bu nedenle de daha olayın ilk başında öğrencilerimiz konuya hakim olurlarsa daha çabuk başarı sağlanmış oluyor. Burada proje konularının kritik edilmesi gerekiyor. Yine takım arkadaşlarımızla yapıyoruz bunları. Bilimsel süreçler hakkında kazanımlar sağlıyoruz. Özellikle TÜBİTAK'ta araştırma, tartışma, hipotez, yöntem. Buralarda öğrencilerimiz bu işlemleri sırasıyla yaptıkları zaman zaten konuya hakim olmuş oluyorlar. Mühendislik tasarım süreçlerinde Teknofest'te yine problemi belirleyecekler, problemi tanımlayacaklar, araştırma, çözüm, tasarım, yöntem ve uygulama. Biz olaya yani öğrenciler konuları belirledikten sonra mutlaka takımlarımızın araştırma sürecinde birkaç makale okumalarını tavsiye ediyoruz. Herkes kendi konusuyla ilgili araştırma içerisine girdiğinde bu çalışmayı mutlaka yapıyor, tartışıyor, hipotez üretiyorlar ve çalışmalar bu şekilde devam ediyor. Benim ekran olarak göstereceklerim şimdilik bu kadar. İsterseniz Ömer Hocam sözü öğrencilerime aktarayım. Onlar da kendileri paylaşımlarından biraz bahsetsinler. Herkese teşekkür ediyorum. Hocam biz teşekkür ederiz. Hangi öğrencimize başlayalım? Burak'la başlayabiliriz hocam. Evet, Burak söz sende. Kameranı açabilirsin istersen. Kısaca bir kendini tanıtırsan. Merhabalar. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk. İsterseniz ekran paylaşayım, bir video üzerinden anlatayım size projemizi. Tabii ki. Videoda görmüş olduğumuz gibi yanda bilgisayarımıza simülasyonumuza pek gözükmese de simülasyonumuzda öğrenci bir atomu seçer ve bu atomu nasıl görmek istediğini seçer ve bu tarz özellikleri belirler. Ardından projemize gelir ve projemizde görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta proton, nötron ve elektronlarımızı temsil eden bilyeleri görmektesiniz. Bu bilyelerle birlikte aslında öğrenci fiziki bir şekilde kendisi atom yapmaktadır. Ve bu atomları da hemen üstünde görmüş olduğunuz periyodik tabloya göre yapmaktadır. Öğrenci protonları temsil eden bilgileri alır ve projemizdeki protonlara ait bölgelere yerleştirir. Artık onları yerleştirdikten sonra yerleştirdiği atomlar simülasyonumuzda da eş zamanlı olarak gözükmektedir. Ve nötronlarımız, elektronlarımızı bu şekilde yapmaktadır. Ve ardından simülasyonumuza gelir örneğin. Yapmış olduğu atomu seçer ve seçmiş olduğu atomu kontrol etmesini söyler sistemimize ve eğer doğruysa tebrikler, başarılı gibi bir cevap alır. Eğer yanlış bir şey yaptıysa yanlış olduğunu belirtmektedir ve işte bu projemizde hemen sadece bunları değil, örneğin iyon yükünü de görüyor öğrenci. Bunların nasıl oluştuğunu da anlamakta. Ya öğrenci bu şekilde çok daha keyifli bir şekilde öğrenmektedir normal derste olmuş olduğuna göre. Ve çok keyifli olduğundan dolayı da yani öğrencide çok daha kalıcı bir eğitim olacağını da zaten uzmanlar bize belirtiyor. İçerisinde Arduino mu kullandınız? Evet, Arduino Mega kullandık. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Açıkçası bizim bu projedeki küçük bizim isteğimiz aslında bu projeye bütün okullarımızda bir demirbaş gibi bütün öğrencilerimizin kullanmasını çok isteriz. Tabii bununla ilgili çalışmalarımız var. Bunun için uğraşıyoruz. Tebrik ediyoruz. İnşallah patentini de alırsınız hocamla beraber.
Umarım güzel bir ders materyali olur. Aramızda fen bilgisi öğretmenleri varsa son kısımda onların da bir görüşünü alırız. Böyle bir ders materyalleri ellerinde olsa acaba fen dersindeki bu atomun yapısı konusu acaba nasıl işlenir, nasıl etkili olur? Onların da fikrini almak isteriz. Hocam ikinci öğrencimiz kime söz verelim? Kübra Güven'e verelim hocam. Tamam. Kübra açabilirsin kameranı. Burak sana teşekkür ederiz, sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Çok güzel anlattın, tebrik ederim. Kübra orada mısın? Kameranı açıp konuşabilirsin. Kübra sesini açabilirsin. Kübra sesim açılmıyor diyor Ömer hocam ama siz mi açacaksınız acaba? Yok, şu an açabilir ama. Kübra. Bir aç bakalım, açtın mı şimdi? Evet, sesim geliyor mu şu anda? Evet, geliyor. Evet, kameranı da açabilirsin istersen. Açıyorum hemen. Öncelikle projemizden biraz bahsetmek istiyorum. Evet. Öncelikle ekran paylaşımı yapabiliyorsam ekran paylaşımından daha net anlayacağınızı düşünüyorum. Dur, sana göstereyim. Şu an yapabilirsin. Tamamdır. Şu şekilde. Şu an ekran paylaşım geldi mi? Birazdan gelir. Geldi, evet. Projemizin adı Biolab. Burada aslında bizim temel sorunumuz öğrencilerin konuyu net anlayamaması, öğrendikleri hani konuyu ileriki zamanlarda unutması ve günlük hayatına da bu konuyla ilişkilendiremeyip günlük hayatında da kullanamamasıydı. Bizim buradaki amacımız konuyu öğrencinin daha iyi anlaması, daha keyifli anlamasıydı. Tabii ki yaptığımız projelerde de kendi sorunlarımızdan ortaya çıkarıyoruz projelerimizi. İsterseniz projeye geçelim. Projemizde... Evet. 3 ayrı kavanozda bitki bulunuyor. Bu bitkilerimizin nem sensörüyle, toprak nem sensörüyle ortamdaki sıcaklığı ve diğer etkenleri ölçebiliyoruz. Burada 3 ayrı kabımız var. Bunlara ayrı miktarlarda su veriyoruz. Ya da karanlık mı, karanlık ortamlarda mı, yarı açık ortamda mı yoksa full açık ortamda mı daha net, daha iyi büyüyebileceğini görebiliyoruz. Bu da fen bilimleri dersindeki bitkinin büyüme konusunu aslında öğrencinin daha iyi anlamasını sağlıyor. Bizim projemiz aslında iki yönlü bir proje. Hem tarımda hem de eğitimde kullanılabilecek bir proje. Tarımda nasıl kullanılabileceğine geçelim isterseniz. Biliyorsunuz ki birçok bitki tarımda maalesef çöpe gidiyor. Çünkü bazı su miktarları fazla oluyor ya da işte nasıl bir ortamda güneş ortamının nasıl geleceği tam olarak hesaplanamıyor. Öncelikle hani bu bitkide, bu projede bunun hesaplanıp daha sonrasında diğer büyük projelerde, seralarda kullanılma oranı daha fazla oluyor. Bununla ilgili bir çalışmamız var aslında. Tarnet, Teknofest'teki Tarnet bölümünden biri bizimle iletişime geçmişti. Ve doğa okullarına bu projeyi kullanmak istediklerini, daha çok öğrenciye ulaşabileceğimizi, oradaki öğrencilerin de faydalanabileceğini bizlere belirtti. Biz de tabii ki seve seve kabul ettik. İsterseniz diğer görüntüleri sizinle paylaşmak istiyorum. Tabii ki. Burada da aslında pandemi döneminde görüntü geldi. Diğer görüntüye geçmedi. Bir dakika yeniden alayım. Resim mi o? Geçireyim hocam. Şu an gelmesi lazım. Geldi. Evet. Burada da aslında pandemi döneminde de bizim çalışmalarımıza olanak sağlayan Dursun hocamıza, Sayma hocamıza ve Meran Belliyesi Bilim Kurdu projesi kapsamındaki Meran Belliyesi'ndeki herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok emekleri var. Ve online eğitimde de olsa, pandemi döneminde de olsa bize destek sağladılar. Buradan onlara teşekkür ediyoruz ve tabii ki bu yarışmayı düzenleyen Selçuk Bayraktar'a ve ekibine de çok teşekkür ediyoruz. Çünkü hem kendimizi ifade etme fırsatı tanıdı hem de kendimizi kodlama alanında geliştirme fırsatı tanıdılar ve bu sayede kendimizi geliştirdik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım projemiz daha çok okula yaygınlaşır ve daha iyi Türkiye'ye faydamız dokunur istiyoruz. Birçok projeyle de bunu desteklemek istiyoruz aslında. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Hocam bir öğrencimiz daha var galiba. Sesinizi açarsanız hocam. Evet, Ahmet Sina. O da TÜBİTAK'taki. Yine bu takımımızın içindeydi. Aslında Teknofest sürecinde de birlikteydi ama TÜBİTAK'ta bireyseldi bu yıl. Size
bu yılki Türkiye birinciliği olan takımındaki projesiyle ilgili bilgi vermeye çalışacak Ahmet Sinan. Evet, sendeyiz Ahmet Sinan. Öncelikle saygıdeğer öğretmenlerim, hepiniz hoş geldiniz. Benim adım Ahmet Sinan Kurt. 3 senedir bilimsel araştırma projelerine katılıyorum. TÜBİTAK da bunlardan biriydi. Bireysel olduğum TÜBİTAK'ta bu seneki projemin adı deprem dalgalarının karşı dalgalarla izolasyonunun araştırılması. Bilindiği gibi ülkemiz deprem riski altında. Biz de bu depremin yıkıcı etkilerini azaltmak için bir sönümleme sistemi geliştirdik. Sönümleme sistemimizde depremin dalgasını karşı dalgalarla sönümleme yöntemini kullandık. Aynı frekansta olmasına dikkat çektik. Öncelikle olarak servo motorumuz saniyede 0.2 saniyede karşı dalga üretebilmektedir. Deprem binayı pozitif yönde hareket ettiğinde servo kolu negatif yöne hareket etmekte. Bina negatif yöne sallandığında servo kolum pozitif yöne hareket etmekte ve deprem dalgalarını sönümleyebilmektedir. EDX-345 ivme ölçer sensörünü dalgaları algılayabilmek için kullandık. EDX-345 ivme ölçer saniyede 1000 ölçüm yapabilmekte ve 1000 ölçüm saniyede 1 deprem dalgasına oldukça iyi karşılık verebilmektedir. Sistemimiz hem daha az maliyetli hem de kuruluma uygun olabilmesiyle dikkat çekmektedir. Projemizle katıldığımız bölge finalinde birinci olarak Türkiye finaline çıktık. Türkiye finalinde de Türkiye birincisi olarak yarışmayı bitirdik. Profesör Doktor TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal projemizi beğendi. Bunun acil bilim merkezlerinde kullanılması gerektiğini söyledi. Hocamızın bahsettiği gibi. Biz de çok gurur duyduk. Motivasyonumuz arttı. Deneyimlerimiz arttı. Yaşıtlarıma tavsiye ederim. Ve TÜBİTAK Başkanı'na böyle yarışmalar düzenlediği için teşekkür ederim. Ve Meram Belediyesi'ne bağlı Yapay Zeka Derneği'ne teşekkür ederim. Bize bu imkanları sağladığı için. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Emeğine sağlık. Tebrik ederim. Yani oldukça güzel bir fikir. Teknofest'ten sonra diğer ayağımız TÜBİTAK 2204. O çalışmaları da desteklemeye çalışıyoruz. Genelde TÜBİTAK'a yazanlar Teknofest'te taşlandırıyor bunu. Sen önce TÜBİTAK'a geçirdikten sonra bunu tekrar Teknofest'te henüz paylaşmadın galiba, değil mi? Teknofest'e girmişti ama Teknofest'te kazanamamıştı. TÜBİTAK'ta kazandı. Anladım. TÜBİTAK'ta en geçti proje. Anladım. Tebrik ediyorum. Emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Ahmet'e de teşekkür ediyorum.